Burada neler göreceksiniz ve ikinci yazıya kadar neler işleyeceksiniz? Bunun özetidir aslında. Ne işleyeceğiz, neler çıkacak? Şiir ünitesinin tamamı sorulacak. Sıfatlar, yazım, noktalama, masal ve fable'ın ilk özellikleri, ilk haftalarda işlenenler çok sorulur. Peki ilk sınavdaki konular çıkar mı? Bunlar çok fazla yoğun bir şekilde ele alınacağı için muhtemelen ilk sınavdaki konular çok çok az çıkacaktır. Belki de hiç çıkmayabilir. Oradan yazım ve noktalama çıkar ki zaten yazım noktalama herhangi bir ünitenin konusu değil. Yıl boyunca işlenir. İkinci sınava ne zaman çalışmalıyım? Az önce de söylemiştim. Konu çok fazla. O yüzden bu videoyu gördüğünüz andan itibaren çalışın. Hemen başlayalım. Sorularınız aynı zamanda bir örnek şiir verildiğinde nasıl çözeceksiniz? Bunun üzerine de kuruldur. Ben size örnek bir şiir üzerinden uyak ve redifi bulmayı da öğreteceğim. Diğerlerini tane tane tek tek anlatıp ilerleyeceğiz. Şiir nedir? Tanım istenebilir. Zengin sembolü, ritimli sözlerle oluşturulan, kendi içinde bütünlük ve ahenk taşıyan edebi türdür. Bu kadar. Peki temanın nedir? Size bir şiir verdiğimizde bunun teması nedir diye sorsak oradaki genel duygu ve düşüncedir. Mesela teması özlem olabilir veya aşk olabilir. Diyeceksiniz genel anlamda nasıl bir genel duygu ve düşünceye yakaladıysanız o temamız olacaktır tabii. Ki zaten şiirlerde ağırlıklı olarak özlem, aşk, sevgi, hasret gibi konular işlenir. Peki nazım birimi? Yani size bir şiir verdiğimiz zaman bunun nazım birimi nedir diye sorduklarında lütfen şu taktiği kullanın, hiç unutmazsınız. Şuradaki bir sayısından aklınıza gelsin. Nazım birimi derken bu birden aklınıza gelsin. Yani satırların sayısı bir tane mi, iki tane mi, üç tane mi, dört tane mi ona göre isim vereceksiniz. Eğer bir satırsa buna dize ya da mısra diyoruz. İki satırsa beyt, üç bent, dört dörtlük veya kıta, beş ve daha fazlası da yine bent olacaktır. Peki nazım biçimi nedir? Bakın nazım birimi bir birim, iki birim oradaki birden aklınıza gelsin. Nazım biçimi ise şiirin dış görüntüsüdür. Yani nazım şeklidir biz buna şekil de diyebiliriz. Nazım birimi kafiye düzeni ve ölçüsüne göre aldığı isimdir. Bunun bir tablosu var mı ezberlemeliyim diye soracak olanlar için söylüyorum. Burada video uzamasın diye almadım. 73. sayfada o tabloyu ezberleyin. Çünkü tablonun herhangi bir yerine soru gelebilir. Nazım türü nedir? Nazım türü şiirin konusudur. Yani ne işleniyorsa ona göre isim alır. Yani hangi konudan bahsettiğidir. Örnek vermişim burada. İslamiyet öncesinde ölümden bahsederse ismi Sakl oluyor. Divan edebiyatında ölümden bahsetse ismi Mersiye olur. O yüzden buna göre nazım türü, nazım şekillerine bakmanız lazım. Bunun tablosu var mı? Yine aynı sayfada, 73. sayfada bunun da tablosu mevcut. Bu tabloyu ezberlemeye çalışın ki hangi başlığın hangi dönem içinde olduğunu bilin. Mesela bu tablolarda nasıl soru gelir? Bakın bu tablolardan soru gelme mantığı şöyledir. Kitabınızda da benzer örnek var. Örneğin biz size bir tablo verip de Mesnevi, Koşuk, Mani, Türkü, Kaside gibi kavramları yazabiliriz ve sizden bunun altına hangi dönemde olduğunu isteyebiliriz veya nazım biçimi mi, nazım türü mü bunu isteyebiliriz. Mesela şurada ne demişim? Çözüm 1. Mesnevi divan şiiri nazım biçimidir. Demek ki bu alttaki kutucuğa hangi divan şiiri olduğu için divan yazıyorum. Mesela Koşuk, İslamiyet öncesi, Mani halk edebiyatı, Türkü halk edebiyatı, Kaside divan edebiyatı, Şarkı divan edebiyatı, Tuyu divan edebiyatı gibi. Yani en kısa şekilde böyle istenebilir. Gelelim size yine bir şiir verip de bunun söyleyicisini, mahlasını ya da tapşırmasını bulun desek ne yapacaksınız? Bakın söyleyici demek şiiri söyleyen varlık demektir. Niye varlık diyorum? Bazen şiir şair söyleyebilir. Bazen cansız bir varlığa söyletebilir. Yani kısaca siz o şiiri okuyun. O şiir kim size hitap ediyor o şiirde? Söyleyicimiz odur. Peki mahlas nedir? Mahlas divan edebiyatında takma at demektir. Takma at yani şairler şiirlerin son beyitlerinde takma isim kullanırlar. Divan edebiyatıysa ismi mahlastır. Eğer tapşırma olması için bunun halk edebiyatı olması lazım. Halk edebiyatında da takma isimlere tapşırma diyoruz. Yani aslında mahlasla tapşırma aynı şey. Biri divan edebiyatı, biri halk edebiyatı. Bir soru tipi daha gelebilir.
şiirde ahenk unsurları nelerdir yazınız şeklinde. En basit soru bu şekilde olacaktır. Bakın mesela şiirde ahenk unsurları ölçü, redif, kafiye, ses akışı, kelime tekrarı, nakarat, aliterasyon, asurastır deyip puanınızı alırsınız. Ama zor soru bir şiir verip de ölçüsünü bulun, kafiyesini bulun, redifini bulun, aliterasyonu bulun, asonansı bulun diye gelebilir ki bence böyle gelecektir. Şimdi hepsini tek tek görelim. Burada size ölçüyle ilgili bilgileri tek bir ekranda toplamak istedim. Şimdi ölçümüz 3 tanedir. Ya hece ölçüsüdür, ya avrus ölçüsüdür, ya da serbest ölçüdür. Unutmayın. Hece ölçüsü ise Türklerin milli ölçüsüdür. Heceli sayacaksınız. Yani siz kalkıp da şöyle hecelemeyin. Ölçü. Bu şekilde hecelere ayırmanıza gerek yok. Ünlü harfleri sayın, bitti. Bakın burada ö var, ü var, bitti. Demek ki burası 2 hece. Mesela hece kelimesinde e var, bir tane daha e var. 2 hece. Ölçüye bakın. 1, 2, 3. Demek ki burası da 3. Bitti. Sadece ünlü harfleri sayın ve hecenizi bulun. Zaten durduğunuz yerlere de durak diyoruz biz. Aruz ölçüsü biraz daha zordur. Onu size sormazlar. Arapların milli ölçüsüdür. Heceleri buluyorsunuz. Hecenin son harfine bakıyorsunuz. Ünlü de bitmiş, ünsüz de mi bitmiş? Buna göre şekil veriyorsunuz. O yüzden aruz ölçüsü zordur. Örneğimizi çözelim. Hece ölçüsünü bulmuş olalım. Şimdi ne hasta bekler sabah, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günah. Necip Fazıl'ın şiirinden bir parça. Diyor ki bunun ölçüsü nedir? Kaçlı hece ölçüsüyle yazılmış? Hemen bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diğerini de söyledim, 8. O zaman diyorum ki burası 8'li hece ölçüsü. Bitti, bu kadar. Sadece ünlü harfleri sayın, geçin. Serbest ölçüden bahsetmiştim. Herhangi bir ölçü yoksa o serbest ölçüdür. Yani tamamen şair kendi istediği gibi yazar. Redif ve uyak nedir? En çok zorlandığınız yerlerden biri budur. Bakın redif ve uyağı yan yana görmenizi istiyorum. Eğer kelimeler aynıysa, ek aynıysa, eklerin görevleri aynıysa bu rediftir. Bak kelime aynı olacak, ek aynı olacak, eklerin görevleri de aynı olacak. Mesela örnek vereyim. Ler eki. Ler eki çoğul ekidir biliyorsunuz. Baktınız ler eki, altta da bir ler eki var. Aynı kelime veya ek aynı, görevleri aynı, her şey aynı, o zaman redif diyorsunuz. Peki redifi buldunuz, çıkarın orada. Sadece harf benziyorsa uyaktır. Hiç ekmeğin benzememesi lazım. Sadece harf benzediği zaman uyak olur. Hemen size uyak türlerini gösterelim. Eğer bir harf, bakın bir harf benziyorsa yarım uyak. İki harf benziyorsa tam uyak. 3 ve daha fazlası benziyorsa zengin uyak, yazılış aynı anlam farklıysa cinas uyak, birbirinin içinden geçiyorsa o da tunç uyaktır. Mesela birbirinin içinden geçme nasıl olur? Örneğin Ankara, ikinci satırda da kara. Bakın kara kelimesi Ankara'nın içine geçti. Böyle olursa tunç uyak diyeceksiniz. Peki uyak düzeni nedir? Uyak düzeni de şöyle yapacaksınız. Düz uyak diyorsa size 4 tane satır da şu şekilde aynı kafiyeyle biter. Veya en son B olabilir. Çapraz uyaksa şu şekil bitecektir. Sarmal uyaksa A, B, B, A. Bakın dikkat edin, birbiri sarmış. Çaprazda da şöyle biraz bir çarpı oluşturmuşlar. Mani tipi çok standarttır bu. A, A, X, A'dır ve sabittir, değişmez. Örüşük çok çıkmaz sizin için. O da bu şekilde yapılır. A, B, A. Yani üçlü üçlü yaparsanız bunu. Sonra B, C, B. Sonra C, D, C şeklinde gider. Şimdi örneklere çözecek miyim? Elbette çözeceğim. Size devam edin. Size uyakları göstereceğim. Asonans nedir? Bir şiiri okudunuz. Aynı ünlü harfler sıkça tekrarlıyorsa asonans. Ünsüz tekrarlıyorsa aliterasyon. Bu kadar. Ünlü tekrarı asonans, ünsüz aliterasyon. Nakarat nedir? Nakaratı siz türkülerde, şarkılarda çok görürsünüz. Yani bentlerin veya artık dörtlüklerin sonunda tekrarlanan, aynı şekilde tekrarlanan dizelere biz nakarat diyoruz. Yani hiçbir harfine bile oynama yapmazlar. Aynı şekilde tekrarlıyorsa nakarattır. Ses akışı veya kelime tekrarı nedir? Zaten kelime tekrarı adı üstünde. Kelimelerin tekrar etmesi lazım. Ses akışı da şiiri gerekli vurgu ve tonlamaya göre okumaktır. Bunlar ahenk unsurlarıdır. İmge nedir? İmge çok önemli. İmge şöyle bir şeydir. Mesela bir duygu, düşünce, kavram var sizde. Bunu o kavramlarla ifade etmeyip de başka kavramlar seçerseniz bu imge olur. Mesela ben gemi geldi beni götürdü demezsem, bunun yerine beni sevdiğime ulaştıran iyilik meleği geldi dersem, gemiyi kastedip de mesela, örneğin
Burada ne yapmış olurum? Böyle bir imge kullanmış olurum. Size manzume ve şiir ayrımını sorabilirler. Manzume nedir? Şiirle ayrımını nasıl yapacaksınız? Onu görmemiz lazım. Şiiri gördünüz. Yukarıdakiler bir şiir zaten. Bakın manzume neymiş? Şimdi görüntü şiire benzeyecek ama içerik hikayemsi olacak böyle. Bir olay anlatıyormuş gibi olur. Yani şöyle söylüyorum. Görüntü şiire benzer. Şiirin imkanlarına faydalanır ama öyküleme, betimleme gibi özellikleri vardır. Şiirin yüz yaza çeviremezsiniz ama manzumeyi çevirebilirsiniz. Şiirde sanat yapma amacı varken manzumede yoktur. Öğretme amacı var. Şiirde söz sanatları bolca kullanırken manzume bunu yapmaz. Manzume ayrımı budur. Görüntü şiire benzeyecek ama genel olarak bir olay anlatacak size. Bu manzume olur. Bir de konusuna göre şiir türleri var. O basit olduğu için onu almadım. 96. sayfayı açıp da orada konusuna göre şiir türlerine bakmanızı istiyorum. Geldik söz sanatlarına. Bence burası en zoru ama aynı zamanda en keyiflisi. Niye diyeceksiniz? Bu söz sanatları lütfen diğer isimlerini ezberleyin. Bakın burada teşbih var. Bak teşbihteki B harfinden aklınıza gelsin. Şu B'yi büyük yazın. Benzetme demektir. Teşbih B harfinden aklınıza gelsin. Benzetme. Yani iki şeyden birini bir diğerine benzeteceksiniz. Ve burada dört tane ögemiz var. Benzeyen, benzetilen, benzetme edatı ve benzetme yönüdür. Eğer ki sadece benzeyen ve benzetileni kullanırsanız bunun ismi teşbihi belli olacaktır. Size örnek bir tane çözeyim sonra siz kitaptakileri çözün. Uçsun saçlarım kuş gibi sonra alsın götürsün beni. Bakın dikkat ederseniz saçlarını kuşa benzetmiş. Burada da benzetme edatı var. Uçmak da onun bir özelliği. Ne yapmış burada? Teşbih sanatı yapmış. Çünkü saçlarını kuşa benzetmiş. İstihare sanatı nasıl yaparsınız? Şimdi benzeyen ve benzeteni gördünüz. Eğer benzeyen ve benzetilenden sadece bir tanesini kullanırsanız istihare olur. Hemen güzelce bir örnek vereyim size. Bu ne mahşer ya Rab, bize etmesinler azap, ordumuza zafer eyle, bu ne mahşer ya Rab demiş. Demek ki mahşer derken kalabalık ordu demek istemiş. Kalabalık ordu ama orduyu mahşere benzetmiş. Dikkat ederseniz orduyu kullanmamış sadece mahşeri kullanmış. Yani benzeyen ve benzetilenden sadece bir tanesi varsa diğeri söylenmemişse bu istihare olur. İstihare biraz zor bir sanattır. O yüzden dersi iyi dinlemeniz gerekiyor. Mecaz-ı mürsel. Bu çok güzel. Mecaz-ı mürselde iki kavram var. Birbirinin yerine kullanacaksınız. Mesela hepimiz hilal uğruna vatanımızı savunduk. Bakın buradaki hilalden kastettikleri aslında bayraktır. O da bağımsızlıktır. Hilal yerine bayrak. Dolayısıyla bayrağımızın bir parçası hilaldir değil mi? O yüzden burada parça bütün ilişkisi yapmış. Benzetme yoktur. Burada başka bir ilgi var. Mecaz-ı mürsel olur. Orhan Kemal'i okuyorum. Bakın siz Orhan Kemal'i okumazsınız. Onun romanlarını okursunuz. Yani roman kelimesi yerine ne yapmışız? Orhan Kemal'i kullanmışız. O yüzden biri diğerinin yerine kullanıldığında bu mecaz-ı mürsel olur. Teşhis en güzeli. Teşhise şöyle bir şey yapıyorsunuz. Kişileştirme diyorum buna. Kişileştirme. İnsan dışındaki bir varlığa insana ait özellik verdiğiniz zaman teşhis yaparsınız. Bakın bulutlar halime ağlamış dedi. Bulutlar ağlayamaz ancak insana özgü bir şey olabilir. O yüzden teşhis var deyip geçiyorsunuz. Zaten başka bir şeye bakmanıza gerek yok. İnsan dışı varlıkları konuşturursanız bu da intak sanatı olur. Mesela bulutu konuşturdu, intak. Aynı zamanda teşhis. Yani her intakta eşittir teşhis sanatı vardır. Yani intak gördüğünüz yerde yani bir yerde bir hayvan konuşuyorsa, insan dışı bir varlık konuşuyorsa kesinlikle orada teşhis de vardır aynı zamanda. Konuşturma sanatı diyeceksiniz ve aynı zamanda teşhis yani kişileştirme sanatı diyeceksiniz. Tenasüp nedir? Tenasüp demek uygunluk demektir. Uygun. Yani birbirine uygun kelimeleri yan yana kullanırsanız tenasüp yaparsınız. Örneğin gül, bülbül, servi, kuş, gülistan, bahçe, yeşil, çimen, ağaç. Hep böyle uyumlu kelimeler. Şiirde de böyle uyumlu kelime varsa tenasüptür. Tezat adı üstünde bak burada zat yani zıt demek. Zıtlıklar varsa tezattır. Nedir bu ak saçlarıma düşen kara keder? Ak, kara. O zaman tezat diyorum. Hüsnü Talil. İsimleri biraz yabancı gelebilir size. Dikkatli olun. Hüsnü Talil demek, hüsün güzel demektir, güzellik demektir. Bir şeyi gerçek nedeni hariç başka bir nedene, güzel bir nedene bağlarsanız hüsnü talil yaparsınız. Mesela bulutlar halimi ağlayıp damla damla düştü şehre. Yani aslında yağmur yağdı diyor. Yağmurun gerçek nedeni belli. Yani bilimsel bir nedeni var. Ama bu ne yapmış? Sanki o üzgünmüş, bulutlar da ona çok üzülmüş de damla damla şehre düşmüş şeklinde
farklı bir nedene bağlıdır. O yüzden bu hüsnü tahlil olur. Tecahhüd-i Arif. Bakın Tecahhüd-i Arif'te CHL yani cahil bir de arif var. Yani bilgili. Ne demek o istiyoruz biz burada? Burada bilgisizlik var, burada bilgi var. Yani bildiğim bir konuyu cahillikten yani cahillik yapıyorsam bildiğim bir konu hakkında tecahhüd-i arif olur. Yani bildiğim bir konuyu bilmemiş gibi yapıyorsun. Şakaklarıma karmiyadı ne var? Şakak demek yani bu saçlarımızın yan tarafı. Necip Cahit Sıkı diyor ki yani saçım beyazlamış. Aslında saçının beyazladığı biliyor ama acaba saçım mı beyazlamış şeklinde tecahhüd-i arif yapıyor bize. Sanki bilmemezlikten geliyor. Telmih salatı, telmihin anlamı hatırlatmadır. Şuradaki her harfinden aklınıza gelsin. Hatırlatma sanatıdır. Neyi hatırlatır? Tarihte bir kişilik, bir peygamber, bir olay, bir herhangi bir şey. Bunu hatırlatıyorsa zaten telmih yapar. Bakın burada Yusuf demiş. Yani Hazreti Yusuf'a gönderme var. Hatırlattı bize. Telmih saati. En basit saatlerden bir telmih saatidir. Kinaye. Kinaye bir sözü gerçek veya mecaz anlamında birlikte kullanabiliyorsanız kinayedir. Ne demek gerçek ve mecaz? Mesela ok yaydan çıktı demiş. Bakın şuraya alıyorum. Şimdi gerçekten bir ok yaydan çıkabilir. Ama mecazi anlamda iş işten geçti anlamındadır. Dolayısıyla bir sözcük hem mecaz hem gerçek anlama geliyorsa kinayedir. Başımın üstünde yerin var. Gerçekten alıp seni başımın üstüne koyabilirim. Ama mecazi manası sana çok saygı duyuyorum anlamındadır. O yüzden böyle iki anlama gelecek şey varsa kinayedir. Tevriye nedir? Aslında tevriye yazılışları aynı anlamları farklı kelimelerdir. Mesela Mehmet Akif'ten aldık. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar demiş. Bakın burada ulusu derken bir köpeğin havlaması, uluması bir de ulus millet anlamına geliyor. İki anlama gelecek şekilde kullanmış. O yüzden tevriye yapmış. Örneğin başka kelimeler de yapabilirsiniz. Ben, bir siyah nokta bir de ben zamiri olabilir. Bunlar iki anlama gelen şeyler tevriye yapmış olabilirsiniz. Tarih çok güzel. Birini eleştirmek, alay etmek için sözü tersini kastederek söylemektir. Yani bakın örneğe ben senin ne kadar çalışkan olduğunu bilirim. Geçen sınavdan 10 almandan belli. Aslında 10 almış, kötü almış. Çalışkan tembel demesi lazım ama onu eleştirmek için tersini söylüyor. Mübala. Bunu yanlış yazmışız. Mübala olması lazım. Mübala ne demektir? Mübala bir şeyi aşırı büyütüyorsanız, abartıyorsanız ve çok küçültüp de abartabilirsiniz. Mübala olur. Yani kısaca abartma sanatıdır. Örneğin gözyaşlarım sel oldu. Bu bir abartmadır. Yani mübalağa sanatıdır. İrsal-i mesel. İrsal-i mesel. Eğer bir şiirde atasözü, deyim, özlü sözler varsa irsal-i mesel olur. Hemen size uyak ve redif bulmayı göstereyim. Şimdi sınavda çıkar. İşte yukarıdaki kavramları gördünüz. Bunları ezberleyin. Mesela size burada tapşırma var mı dese ben hemen ne diyeceğim? Evet var diyeceğim. Halk edebiyatı olduğu için şairin ismi burada geçmiş. Burası tapşırma diyeceğim. Mesela onlar basit şeylerde bulursunuz. Aliterasyonu bulursunuz. Asonansı bulursunuz. Ancak uyak ve redifi bulmakta zorlanıyorsunuz. Ben hemen size püf noktalarını söyleyeyim. Şöyle bulacaksınız. Şimdi vatan sevgisi içten duyanlar demiş. Bu da duyanlar, uyanlar, benimseyerek, gerek. Benzerliklere bakın. Şu benziyor A harfi, buna da A harfi dedim. İkisi benzediği için benimseyerek B, buna da B dedim. Dikkat ederseniz şundan şu, şundan şu. Ne yaptım ben? Çapraz uyak yapmış oldum. Aslında eğer uyak varsa çapraz uyak olacak. Şimdi hemen nasıl yapacağınızı gösteriyorum size. Duyanları köküne bakın. Duymaktan duyan, duyandan duyanlar. Bir de uyanlar. Ulusuna uyanlar. Uymak fiilinden uyan, sonra uyanlar. Dikkat ederseniz lerler redif. Çünkü ek aynı ekse rediftir. En alt sıfat fiili ki bunlar da aynı ektir redif gitti. Eklerimiz aynı da gitti. Geriye bir tek harf benzerlikleri kaldı. Burada uy var, burada da uy var. O halde diyorum ki uy eşittir tam uyak. Niye tam uyak diyorum? Çünkü iki harf benziyor. Önce ekleri bulun, aynı ekleri alın, atın, redif olarak yazın oraya. Geriye harf benzerliği kalıyorsa o da uyaktır. Mesela benimseyerek bir de gerek. Şimdi benimsemekte baktığım zaman sadece şu erek arak ekimiz var. Gerekte ise herhangi bir ek yok. Ekine köprü ayıramıyorum. O halde benimseyerek de ayırmamam lazım. Sadece benzerliklere bakacağım. 4 tane harf benziyor yani erek benziyor. O halde bunlara da zengin uyak diyorum. Çünkü ekine köküne ayıramadım, ayrılmadı.
ayrılmadığı için o zaman hemen uyağa geçtim. Çünkü ekine köküne ayrılmıyorsa demek ki orada yoktur, redis yoktur. Tamamen uyak bulmak üzere kurgulamamız lazım. Ha, ekine köküne ayrılsaydı ama aynı ek olmasaydı yine uyak olacaktı. Mesela aşağıda el bizim, kon bizim, mal bizim. Bakın bizimler aynı kelimeler. Bunlar rediftir. Yanına redif yazıyorum. El, kol, mal. Harf benzerliği kaldı. Dikkat ederseniz üçünde sadece L harfi benziyor. L harfi benzettiği için L yapıyorum buraya. Yarım uyak diyorum. Ekine köküne ayrılmama gerek kalmadı. Sıfatlar. Sıfatlar size sorulacak. Sıfatları ikiye ayırın. Niteleme sıfatı bir de belirtme sıfatı diye. Niteleme sıfatı için isme nasıl sorusu sorun. Yani sıfat demek zaten ön ad demektir. İsme nasıl sorusu sorun. Cevap veriyorsa zaten sıfattır. Belirtme sıfatında ise sayı sıfatı olabilir, belirsizlik olabilir, işaret olabilir veya soru olur. Yine isme soruyorsunuz ama. Ben şimdi size örneklerden göstereceğim. Nasıl sıfatı bulduğuma bakın. Tek tek yanına hangi sıfat olduğunu yazacağım. Siz de ona göre soruları ezberleyin. Şimdi kırmızı kazak sana yakışıyor. Nasıl kazak? Kırmızı kazak. Bak bu sıfat, bu isim. Nasıl sorusu sorduğum için niteleme sıfatı. Zor günlerde bu para bizi idare eder. Nasıl gün? Zor gün. Bu sıfat, bu isim ama niteleme sıfatı burası. Bu para. Hangi para? Bu para. Bakın bu eşittir işaret sıfatı. Yani başlık olarak belirtme sıfatı başlığına bakmamız lazım. Dikkat ederseniz hangi sorusunu sordu? Hangi? 5 kat çıkınca nefesim kesildi. Kaç kat? 5 kat. Bakın kaç sorusu soruyorum. Bana 5 kat cevabını veriyor. O da sayı sıfatı olur. Senin dün ikinci gişenin önünde gördüm. Kaçıncı gişe? İkinci gişe. Bakın kaçıncı sorusunu sordum bu sefer de. Yine sayı sıfatı. Bu sefer de sıra sayı sıfatı. Sıra sayı sıfatı oldu. Bu testlerden ikişer tane alın. Hangi test? Bu test. Bakın yine işaret sıfatı. İşaret sıfatı. Belirsizlik var orada. Belirsizlik olduğu için ne diyorum? Belirsizlik bir adam çünkü. Belirsizlik sıfatı. Güzel bir kış gecesiydi. Nasıl gece? Güzel gece. Hatta nasıl kış gecesi? Güzel kış gecesi. Bir de bir kış gecesi. Şimdi bu bir belirsizliktir çünkü sayı değil bu. Belirsizlik yazıyorum. Burası da nasıl sorusu sorduğum için niteleme. O kalem benimdir. Hangi kalem? O kalem. Yine işaret sıfatı. İşaret sıfatı. Buradaki eşyaları ne zaman alacaksınız? Hangi eşya? Buradaki eşya. Yine işaret sıfatı yaptım. Zaten sıfat yapan ki'dir bu. Öteki ev sanki daha güzel. Hangi ev? Öteki ev. Yine işaret sıfatı. Siz nasıl bir mont arıyorsunuz? Nasıl bir mont? Güzel bir mont. Bakın cevap verdim. Nasıl bir mont? Güzel bir mont. Bunu çıkardım, yerine güzel getirdim. Oldu. O halde burası sıfat, şurası sıfat, şurası isim. Eviniz kaçıncı katta? Beşinci kat diyorum. Yine sıra sayı sıfatı. Hangi çılgın burada araba kullanır? Şu çılgın kullanır diyorum. Yine işaret sıfatı yaptım. Demek ki işaret sıfatı için hep hangi sorusunu soruyorum? Niteleme sıfatı için nasıl sorusunu soruyorum? Sayı sıfatlarda zaten kaç, kaçıncı, kaçar, kaç tane gibi sorular sorabilirsiniz. Masal ve fable da var. Bunları da göreceksiniz. Masallar olağanüstü özellik taşır ve genelde kahraman herhangi biri olabilir. İnsan da hayvan da hiç fark etmez. Masallarda iyilik, kardeşlik gibi evrensel konular seçilir. İyiler hep kazanır, kötüler hep kaybeder. Unutmayın. Masalda geçmiş zaman vardır. Bir de sade bir dille yazılır. Masalın bölümleri de 3 tanedir. Döşeme bölümü, burada tekerlemeler vardır. Gövde bölümü, burada olay anlatılır. Masal burada işlenir, gövdede işlenir. Giriş gelişme sonucu vardır buranın. Bir de dilek bölümü. Masal biter, en son iyi dileklerde bulunur ve masalı bitirirler. Şimdi tarihsel süreçte masallarımız var. Mesela Pançatantra, Kelle ve Dimle, Binbir Gece masalları, Ezop masalları, La Fontaine, Grimm Kardeşler masalları, bir de Kibritçi Kız masalı. Bunlar dünyada artık çok önemli masallar. Bizim edebiyatımızda da özellikle Gülşehir'in Mantıklı Tayrı, Mevlana Mesnevisi'ndeki masal özellikleri var. Şeyhinin Harnamesi, burada E harfi olacak burası. Hem masal hem fabul özelliği gösterir. Aynı zamanda Şinasi tercüme malzeme ile masal çevirisi yapmış. Sonra Uygur Edebiyatı'na İyi ve Kötü Prens yine masallardan bahseder.
Eflatun Cem Güney, Daki Tezer, Pertev Naili Boratav, Orhan Veli, Ahmet İptat gibi isimler bize masal çalışmaları yapmıştır. Fable nedir? Şimdi masalı gördük. Olağanüstü olaylar anlatılır. Kahramanlarımız insan da olabilir, olağanüstü canlı da olabilir, hiç fark etmez. Fable'a gelince, Fable'larda ne yapıyorsunuz? İnsan dışı varlıklardan seçiyoruz kahramanları ve amacımız bir öğüt ve ders vermek. Böyle eserlere biz Fable diyoruz. Fable'lar öğreticidir. İstersen şiir şeklinde yazabilirim, istersen de düz yazı yapabilirim. Bir de teşhis ve intak sanatı bolca kullanılır. Hatırlayın, intak konuşturma sanatıydı. Teşhis ve kişileştirmeydi. Yani insan dışı bir özelliği, insanlığa ait özelliği insan dışına veriyorsan, teşhis yaparsın. Zaten birini konuşturduğun zaman da intak sanatı yaparsın. Genelde bazı aksak yönleri gösterip ders vermeye amaçlar. Şimdi fable'larda şöyle bölümlerini ve ögelerini ayırdım. Fable'larda kahramanlar, en az iki kahraman var. Genelde hayvanlardır. Olay ise hani herhangi bir insanın başından geçirebilecek olayları alabilir. Yer çok belli değil. Hani ayrıntıya girmezler çünkü fable'lar çok kısadır. Zaman da genelde masal gibi başlangıçtan sona doğru gider. Yani kronolojik bir zaman vardır. Fable'ın bölümleri nelerdir? Mesela masalda gördünüz. Masalın bölümleri döşemeydi. Sonra asıl bölümümüz geldi, gövde bölümü. Sonra da dilek dua bitirdi. Fable'da da giriş, gelişme, sonuç bölümü var. Selim Düğüm çözüm yazdık. İsterseniz giriş, gelişme, sonuç da yapabilirsiniz. Ve en sonunda da olaylarla ilgili bize öğüt verir. Çalışmalarımız bu kadar. Siz de çalışın, ezberinizi yapın, bilmediğiniz yerleri sorun, yorumlarda size yardımcı olalım.